Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Entity Framework Core eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Dersimizin konusu ekranda da görüldüğü üzere indeks yapılanmaları. Entity Framework Core üzerinden veri tabanına gitmeksizin indeks nasıl oluşturulabilir ve nasıl konfigüre edilebilir tüm teferruatlarıyla beraber bu dersimizde değerlendiriyor olacağız. Şimdi her şeyden önce indeks nedir sorusunu sorarak başlayacağız. Ardından arkadaşlar yavaştan konunun derinliklerine doğru ilerliyor olacağız. Şimdi indeks nedir diye sorduğumuzda tabii her şeyden önce şunu açıklayarak başlayalım istiyorum. Entity Framework Core eğitimi sürecinde veri tabanındaki yapılanmaların bilindiğini varsayarak hareket ediyoruz. Yani ilgili yapı her neyse, o anki konu her neyse onu sen veri tabanı seviyesinde biliyorsun. Bunun EF Core açısından yazılım kısmında nasıl konfigüre edilebildiği, nasıl kullanılabildiğini değerlendiriyoruz. Olayı biz bu şekilde yorumluyoruz. Haliyle indeksin ne olduğunu bildiğini varsayarak bu dersi ele alıyor olacağız. Tabii ki de bu varsayım ilgili konunun ufaktan da ne demek olduğunu izahatini yapmamızı engelleyecek bir unsur değildir. Haliyle indeks nedir sorusuna karşılık ufak bir açıklama yaparak dersimizin detaylarına girizgahta bulunacağız. Tamam mıyız? İndeks nedir? Şimdi arkadaşlar indeks bir sütuna dayalı sorgulamaları, sorgulama süreçlerini daha verimli ve performanslı hale getirmek için kullanılan bir veri tabanı nesnesidir. Tamam mıyız? Hatta gelin bunu yazarak başlayalım. Diyelim ki indeks bir sütuna dayalı sorgulamaları daha verimli ve performanslı hale getirmek için kullanılan yapıdır dedik. Yani dikkat ederseniz biz veri tabanında sorgulama yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu sorgulamayı mümkün mertebe daha hızlı, daha performanslı, daha verimli bir hale getirebilmek, yani maliyetleri düşürebilmek için indeks dediğimiz yapılanmaları kullanıyoruz. Şimdi Entity Framework Core diyor ki, kardeşim diyor, sen benim üzerimden veri tabanını migrate etmiş olabilirsin. Tablolarını generate etmiş olabilirsin. Bir yandan da indeks kullanmak istiyorsan bunun için veri tabanına gitmene gerek yok. Bununla ilgili konfigürasyonları da benim üzerinden gerçekleştirebilirsin diyor. Haliyle EF Core üzerinde arkadaşlar biz bu nesneyi, bu veri tabanı nesnesini yapılandırabiliyoruz. Daha doğrusu oluşturabiliyoruz ve oluşturduktan sonra da yapılandırıp istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Peki Entity Framework Core'da bir indeksi yani indeksleme operasyonunu nasıl yapılandırabiliyoruz? Şimdi gelin bunu incelemeye başlayalım. Her şeyden önce şunu bilmenizi istiyorum. Geleneksel davranışa göre arkadaşlar bir tabloda primary key, foreign key ve alternate key söz konusuysa bunların hepsine karşılık otomatik olarak bir indeksleme durumu söz konusu olacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar bizler genellikle veri tabanı sorgulama süreçlerinde primary key'ler üzerinden, foreign key'ler üzerinden ya da alternate key'ler üzerinden sorgulamalar yaparız. İşte adamlar da demişler ki ya arkadaş bunların üzerinden yapılan sorgulamalarda en azından hız kazandırabilmek için biz default olarak indekslemeye tabi tutalım. Tamam mıyız? Şimdi default olarak primary key, foreign key ve pardon şunlara virgül yapalım. Primary key, foreign key ve alternate key olan kolonlar otomatik olarak indekslenir dedik. İndekslenir dedik. Şimdi default olarak bunların indekslerinin dışında biz ekstradan irademizle farklı kolonlara indeksler atamak istiyorsak bunu yapabilmek için attribute ya da fluent API olmak üzere iki farklı özellikten istifade edebiliriz. İşte bunlardan birisi index attribute'u, diğeri ise arkadaşlar has index fluent API fonksiyonu. Şimdi örnek olarak mesela ben aşağıda görüldüğü üzere arkadaşlar bakın burada bir tane employee isminde entity mevcut. Bu entity ilgili DB kontekste tek başına kullanılıyor. Buradaki örnekte tek başına bunun üzerinden örneklendirme yapıyor olacağız. Tabii birden fazla entity'nin olabilir ve bu bütün entity'lere karşılık bir indeks operasyonu gerçekleştirebilirsin. Burada ben bir tanesi üzerinden örneklendirme yapacağım. Tamam mıyız? Şimdi diyelim ki biz employee'nin üzerinde name'in üzerinde bir indeksleme işlemi yapalım. Şimdi dikkat.
Buradaki ID primary key mi? Primary key. O zaman buna karşılık zaten sistemde default olarak bir indeks işlemi söz konusu olacaktır. Biz kendi irademizle ekstradan name'in üzerinde bir indeksleme işlemi yapmak istiyorsak yapmamız gereken çalışma şu. Ya index attribute'unu kullanacağız ya da arkadaşlar Fluent API'lardan hasIndex metodunu kullanacağız. Bu ikisi aracılığıyla istediğimiz kolona karşılık bir index operasyonu gerçekleştirebiliriz. Nasıl yapacağız? Şimdi attribute üzerinden yola çıkarsak. Geldim şöyle. Bakın index attribute'unu biz sadece sınıf seviyesinde kullanabiliyoruz. Sınıf seviyesinden hangi koluna karşılık bir indeksleme işlemi yapılacaksa onu orada belirtiyoruz. Yani şöyle index diyorum. Ardından arkadaşlar bakın zaten burada parametre olarak benden istiyor. Index attribute'uyla ben bir indeksleme yapacağım. Yapacağım indekslemeyi de hangi property'ye karşılık yapacaksam onu burada params olarak bildirebiliyorum. Şimdi property'nin ismini benden bekliyor. Örneğin name'e karşılık bir indeksleme işlemi mi yapacağız? Name'i buraya gelip string olarak yazıyorum. Tabii ki de biz yazılımcılar, özellikle C#'çılar herhangi bir member'ın ismini bir yerde çağıracaksak bunu tip güvenli hale getirmek isteriz. Ne yapıyoruz? Name of keyword'unu kullanarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Name of sayesinde arkadaşlar ben buraya istediğim property'nin yani index işlemine tabi tutmak istediğim kolonun adını bu şekilde bildirmiş oluyorum. Şu yapmış olduğumuz işlem neticesinde şunu demiş oluyoruz arkadaşlar. Employ tablosuna entity'sine karşılık gelecek, generate edilecek tabloda name property'sine karşılık gelecek koluna bir tane index ata kardeşim demiş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi biraz önce ne demiştim ben? Bu index attribute'u sadece sınıf seviyesinde kullanılabilir demiştim. Onu nereden anlıyoruz? Bakın index'in üzerine geliyorum. Daha doğrusu definition'a geliyorum. Dikkat ederseniz şurada hemen şöyle şurayı açalım. Attribute usage isimli bir attribute'umuz daha var. Bu attribute'da attribute target parametresi üzerinden sadece class'larda kullanılabileceğine dair bir ifadede bulunulmuş. Yani burada arkadaşlar anlıyoruz ki demek ki bu attribute'umuz sadece class'lar seviyesinde kullanılabiliyor. Metotlarda, property'lerde vesaire kullanılamıyor. Haliyle ondan dolayı bu index attribute'unu benim buradan başka yerde kullanma şansım yok. Burada sınıf seviyesinde arkadaşlar ilgili sınıfın içerisindeki property'yi tanımlayarak indeksleme operasyonunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Ha sen istiyorsan burada indeksleme operasyonunu burada gerçekleştir. Ya da arkadaşlar bu çalışmayı direkt Fluent API'ye alıp şu şekilde de gerçekleştirebilirsin. Model Builder üzerinden tabii ki de Fluent API'da nerede çalışıyorduk? O Model Creating'de çalışıyorduk. Model Builder üzerinden ilk önce Entity'ye gidiyorsun. Employee Entity'sine geldim. Ardından hasIndex fonksiyonu eşliğinde arkadaşlar burada hangi property'lere index atanacaksa onu lambda ile bildiriyorsun. Mesela geldim şöyle name demiştik. Bu şekilde bildirimde bulunabiliyorsun. Bakın arkadaşlar. Buradaki hasIndex ile şuradaki index aynı laciverti. Tamam. Sadece davranışsal olarak ikisini farklı şekilde kullanıyorsun. Ama işlevsel olarak ikisi aynı kapıya çıkıyor. Yani ben bunu bu şekilde yapmışım ya da bu şekilde yapmışım fark etmiyor. İkisi de name property'sine bir index atamak için aynı işlemi uygulayacaktır. Tamam mıyız? Şimdi ben herhangi bir entity'nin içerisindeki herhangi bir koluna index atayabilmenin yöntemini bu şekilde görmüş oldum. Şimdi gelin bunun karşılığında bir migration oluşturup bakalım ne generate ediyor. Hep beraber bunu gözlemleyelim. Fluent API üzerinden ben migration basacağım. Sen istiyorsan attribute üzerinden basabilirsin. İkisi de aynı çıktığı verecektir. Hemen şöyle geliyorum. MIG1 isminde bir migration oluşturuyorum. Eğer ki migration'ımız bugün basılırsa, güzel. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz biz ne yaptık? Employee isminde bir tablo oluşturduk. Oluşturduğumuz bu tabloda bir indeks oluşturmuş olduk. Bu indeksimiz employee'nin içerisindeki name'e karşılık bir indeks. Eğer ki ben bunu veri tabanına migrate edersem, şöyle geliyorum, veri tabanına migrate ediyorum. Şimdi veri tabanı seviyesinde bu indeksi de gözlemleyelim istiyorsanız eğer şöyle şurayı güncelleyelim. Tablolarımıza gelelim. Şimdi bakın employee'nin içerisinde indekslere geliyorum. Dikkat ederseniz burada bir primary key'imiz var. Bir de arkadaşlar name'imiz var. Buradaki name bizim irademizle oluşturmuş olduğumuz non-cluster bir
indeks nesnesi. İşte bunun sayesinde biz neyimin üzerine yapmış olduğumuz tüm çalışmaları daha hızlı, daha performanslı bir hale getirmiş oluyoruz. Yani burada kastedilen şu. Sen burada neyime bir indeks atadıysan eğer artık şu şekilde sorguların daha az maliyetli çalışacaktır. Ne şekilde? Örneğin konteks üzerinden employlara gidelim. Employlardan arkadaşlar mesela first or default async'te şöyle geleyim mesela ne diyelim? Tabi burada first or default async demeyelim. Şöyle diyelim. Var üzerinden gidelim. Employlarda employee nokta name'i diyelim. Bunun üzerinde ekstradan bir çalışma yapıyor olalım. Mesela name üzerinden bir şart koyuyorsak eğer burada daha az maliyetli bir operasyon gerçekleştirmiş oluyoruz. Niye? Çünkü name'imiz artık indekslendi. İndekslendiği için name üzerinden yapılan tüm sorgulamalarımız daha az maliyetli, daha yüksek performanslı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Anlaşıldı mı? Peki hocam, şimdi biz indekslemenin nasıl yapılacağını anlamış olduk. Bunun dışında kompozit olarak indeks atayabiliyor muyuz? Tabii ki de atayabiliyoruz. Kompozit olarak indeks atamak nedir? İlk önce sizlere onu anlatmaya çalışayım. Şimdi biz burada bu şekilde tek bir koluna indeks verdiğimizde sorgulama süreçlerinden şöyle istifade edebiliyoruz. Mesela konteks üzerinden employees dedim. Mesela ver dedim. Buradaki employee'larda ben sadece name'in üzerinde bir çalışma gerçekleştirdim. Şimdi name'in üzerine yapmış olduğum çalışma evet benim için ekstradan verimli olacaktır. Niye? Biz name'i ne yapmış olduk? İndekslemiş olduk. Ama ben name'in dışında diyelim ki name'in üzerinde bir çalışma yaptık. Bunun dışında bu sorguda arkadaşlar ekstradan bir surname'i de dahil edersek, surname üzerinde de bir işlem yaparsak, şimdi burada name indekslendi. Surname indekslenmediği için buradaki sorgunun maliyeti artacaktır. İşte böyle durumda biz şunu isteyebiliriz. Buradaki sorgulama sürecinde biz hem name hem de surname'i kullanacağımızdan dolayı biz bu tabloda name ile surname'i kompozit olarak indeksleyelim. Haliyle bu kompozit olarak indekslenmiş yapının üzerinde bu şekilde şartlar söz konusu olursa hızlı, daha hızlı, daha performanslı yani maliyeti daha düşük bir sorgulama süreci geçirebilirim. İşte bu niyetle sen yapılanmayı kompozit olarak indeksleyebilirsin. Anlaşıldı mı? Şimdi bunun faydasını gördükten sonra nasıl yapılabileceğini incelememiz gerekirse olay oldukça basit. Yine arkadaşlar index attribute'unu ya da has index fluent API'ını burada kullanabilirsiniz. Hemen şöyle gelelim. Mesela index attribute'unu şimdi dikkat ederseniz burada birden fazla property parametre alıyor değil mi? İşte bu şekilde ben kompozit olarak attribute üzerinden tanımlamada bulunabilirim. Yani geliyorum name of diyorum. Burada name'i veriyorum. Virgül diyorum. Name of diyorum. Ardından surname'i veriyorum. Ne yapmış olduk burada? Kompozit olarak hem name'i hem de surname'i arkadaşlar indekslemiş olduk. Benzer mantıkla aynı operasyonu Fluent API ile gerçekleştirmek istiyorsak burada da arkadaşlar şurayı kapatayım. Has index diyelim. Burada da şu şekilde bir çalışma sergilememiz yeterli olacaktır. Bakın name'i veriyorum. Ardından da surname'i veriyorum. Tamam mıyız? Ha burada siz istiyorsanız şöyle bir bunun parametrelerine bakalım. Bakın dikkat ederseniz burada property name'lerini paramsa string olarak da verebilirsiniz. Bu şekilde. Ya da arkadaşlar benim yaptığım gibi lambda ifadesiyle de bunların hepsini bildirebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Bu da bir yöntem. Metinsel olarak tek tek bunları virgülle de bildirmek de bir yöntem. Artık sizlere bırakıyorum. Yani sizlere bırakıyorum dediğim şeyi hemen de göstereyim. Mesela diğer yöntem de şöyle olabilir. X diyorum. X demiyorum. Burada şöyle yapalım. Name of diyelim. Employee'nin içerisindeki name diyelim. Virgül name of. Employee'nin içerisindeki arkadaşlar surname diyelim. Bu ikisi aynı kapıya çıkacaktır. Tamam. Şunla şu ve aynı şekilde index attribute üzerinden yapmış olduğumuz bu hamle kompozit indeksleme operasyonunu gerçekleştirmiş olacaktır. Hemen şöyle migration'ımızı silip tekrardan basıyorum. Tabi bu migration oluşturulana kadar şuradan veri tabanını da sileyim. Evet şu anda veri tabanını da silmiş olduk. Güzel. Şimdi migration'a tekrardan geliyorum. Bakın migration'ımızı oluşturmuş. Aşağı indim. Oluşturulan indekse bakıyoruz arkadaşlar. Burada kompozit olarak ilgili indeksin
indekslemenin yapıldığını gözlemliyoruz. Şimdi burada bunu yaptıktan sonra artık şöyle bir davranışın söz konusu olduğunu bilmenizi istiyorum. Hemen dijital tahtayı bir açalım. Ulan dijital tahtayı açalım derken Explorer'ı açtık. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bakınız burada bu kompozit olan indeksleme operasyonlarındaki davranışımız şöyle olursa bir anlam ifade eder. Bak konteks üzerinden nokta employ'lara gittim. Ardından ver dedim. İşte burada employ'umuzda hem name üzerinde hem de surname üzerinde çalışma sergiliyorsam tamam. Burada indeksleme şu yapmış olduğumuz kompozit indeksleme bu şekilde kompozit olan sorgulama süreçlerinde bir anlam ifade edecektir. Ama ve lakin biz bunun yerine sadece name'in üzerinde ya da sadece surname'in üzerinde bir sorgulama yapıyorsak o zaman buradaki kompozit olan indekslemenin pek fazla bir anlamı olmayacaktır. Çünkü kompozit yapılanma kompozit yapılanmadır. Bütünleşik olarak bir anlam ifade eder. Anladınız mı? Sen burada hem name hem de surname üzerinde bütünleşik bir sorgulama yapıyorsan o zaman indeksten istifade edilecektir. Ama bütünleşin dışında name'i, surname'i ayrı ayrı alırsan yani bu kolonları atomik olarak sorgularsan orada kompozit indeks bir anlam ifade etmeyecektir. Tamam mıyız? Neden bunu özellikle vurguluyorum? Şundan dolayı. Şimdi kompozit indeksin nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Peki hocam birden fazla indeksleme yapılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Biz bir entity üzerinde birden fazla indeks tanımlayabiliriz. Yani burada oluşturmuş olduğumuz kompozit indekste olduğu gibi bunun dışında kolonları tek tek atomik olarak da indeksleyebiliriz. Ve farklı kompozit davranışlar sergileyecek indeksler de ortaya koyabiliriz. Örneğin mesela ben burada kompozit olarak indeksleme yapıyorum. Sadece name'i indeksliyorum. Bir de arkadaşlar ekstradan sadece surname'i indekslemek istiyorum. Şu üçünü bu şekilde tanımladığımda üç farklı indeks oluşturmuş olacağım. Bu üç farklı indeks birisi name için, birisi surname için, birisi ise name ile surname'e karşılık kompozit davranış için. Yani bunların üçü şu anlama gelecek. Şu birinci indeks arkadaşlar konteks üzerinden employ'a karşılık yapılan tüm sorgulamalarda eğer ki name'e özel bir işlem yapıyorsak bu için geçerli olacaktır. Tamam mıyız? Yok eğer surname söz konusuysa o zaman buradaki indeks devreye girecektir. Şöyle gelelim. Ver diyelim. Eğer ki ben sadece surname üzerinde bir çalışma yapıyorsam, onunla ilgili bir sorgu oluşturuyorsam buradaki indeksimiz devreye girecektir. Yok eğer yapmış olduğum sorguda burada olduğu gibi hem name hem de arkadaşlar işte B diyelim mesela ya da veya diyelim. Bir yandan da surname üzerinde sorgulama gerçekleştiriyorsak burada kompozit indeks devreye girecektir. Yani ben bu üç duruma karşılık maliyeti, sorgulama maliyetini performanslı hale getirmek istiyorsam bu durumlara karşılık indeksleme yapılanmasını oluşturmam gerekecek. İşte birden fazla indeksi de bu şekilde oluşturabildiğimizi bilmenizde fayda var. Anlatabildim mi? Şimdi bu vaziyette bir migration oluşturalım. Tabii ki de migration'ı siliyorum burada. Şöyle gelelim. Migration'ımızı basalım. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakınız. Şunları kapatayım. Bak şimdi burada 3 tane indeks oluşturmuş olduk. Bir tane de burada indeksimiz var. 4 tane indeks oluşturmuş olduk değil mi? Her birine karşılık dikkat ederseniz indeks basılmış oldu. Ben 4 dedim. Niye 3 tane var? Çünkü arkadaşlar buradaki indeks yapılanmasıyla şuradaki indeks yapılanması aynı şeyi ifade edeceğinden dolayı buna ekstradan bir indeks daha oluşturmamış. Haliyle 3 tane indeks burada oluşturmuş oldu. Anlaşıldı. Biz bunları da migrate edersek veri tabanı seviyesinde de bu indekslerin üretildiğini göreceğiz. Şöyle gelelim. Employ'umuza geldik. İndekslerimize bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz sadece name üzerinden yapılacak sorgulamalarda buradaki indeksimiz name ile surname üzerinde yapılacak kompozit sorgulamalarda bu kompozit indeksimiz sadece surname özel sorgulamalarda ise
Bu indeks yapılanmamız devreye girecektir. Tamam mıyız? Bunlar sayesinde biz bu kombinasyonlardaki sorgulamalarda normal sorgulara nazaran daha avantajlı bir çalışma sergilemiş olacağız. Tabii şunu da bilmekte fayda var. Hocam biz veri tabanı çalışmalarında ne kadar kolon varsa hepsine gidelim indeks basalım. İşte lazım olursa zaten performanslı çalışma sergilemiş oluruz diye düşünebilirsiniz. Ama ve lakin şunu bilmenizde fayda var ki her bir indeks veri tabanı açısından ekstradan maliyet olacağından dolayı bir tabloda yoğun olarak sorgulama yapılan kolonlar üzerinde indekslerin oluşturulmasını tavsiye ediyoruz. Tamam. Her şeyin bir maliyeti var. Ne yazık ki uygun bir şekilde kaynaklarımızı tüketmemiz gerekiyor. Ondan dolayı bol keseden indeksi saçmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çok fazla kullanılan kolonlar üzerinde indekslerimizi tanımlayıp o şekilde sorgulamalar gerçekleştiriyoruz. Sen bir gün zaten ben bunu kullanırım ya da bir gün bunun üzerinden sorgulama yaparım. Şimdiden bunu indeks olsun dediğin çalışmalarda veri tabanını lüzumsuz yere yormuş olursun. Veri tabanını tüketmiş olursun. O da ekstradan sana ve bütünleşik olarak yazılıma negatif değer olarak yansıyacaktır. Tamam. Onun için lazım olan noktada lazım olan şeyi kullanmak doğrusudur. Olması gereken prensip de budur. Diyelim ve anlatımımıza devam edelim. Şimdi birden fazla indeks tanımlamanın da neden gerektiğini ve nasıl yapıldığını görmüş olduk. Haliyle bundan sonra biraz daha teknik boyutlara temas edebiliriz. Şimdi indeksleri arkadaşlar unik hale getirebilmekteyiz. İndeksler default halleriyle unique değillerdir. Yani bir kolonu indekslediyseniz eğer default hali mükerrerdir, tekrar edebilir. Eğer ki sen indekslemiş olduğun kolonu unique hale getirmek istiyorsan burada şu şekilde bir çalışma sergileyebilirsin. Şimdi bunu şöyle göstereceğim. Hemen şuradaki ya da şöyle sıfırdan yapalım. Şimdi hem attribute üzerinden hem de fluent API üzerinden bu durumu örneklendiriyor olacağız. Attribute'da şöyle gelelim. Şimdi name of diyelim. Örneğin name property'sini ben indekslemek istiyorum. Şimdi burada index atadıktan sonra bakın ikinci parametreye geliyorum. Daha doğrusu virgül diyorum. Ondan sonra is unique isimli bir parametremiz söz konusu. Bunu ismiyle çağırıp burada true diyoruz arkadaşlar. Bu şu anlama gelecektir. Kardeşim name property'sini sen indeksle ve bir yandan da bunu unique hale getir. Yani artık bu property unique constraint davranışı sergileyecektir. Tamam mıyız? Yani sen bu property'ye karşılık mükerrer kayıtlar giremeyeceksin. Böylece hem daha hızlı, daha az maliyette çalışan, daha yüksek performansta bir tablo kolunu inşa etmiş olacaksın. Hem de arkadaşlar mümkün mertebe mükerrer kayıtları engellemiş olacaksın. Mümkün mertebe demeyelim, kesinlikle engellemiş olacaksın. Tamam mıyız? Bu şekilde bir davranışı sergileyebiliyorsunuz. Ya da bunun Fluent API karşılığı arkadaşlar şöyle gelelim. Has index diyelim. Ardından mesela burada tabii ilk önce şöyle bir şeyimizi verelim. Name diyelim. Ardından da is unique diyelim. Burada da bu şekilde çalışıyoruz. Tamam. Fluent API üzerinden indekslenen kolonun unique olmasını istiyorsanız is unique metodunu kullanıyorsunuz. Olayımız bu. Anlaşıldı mı? Devam. Bir sonraki konuya geldim. Şimdi arkadaşlar, indeks yapılanmasında sort order denen bir özellik geliyor. Entity Framework Core 7.0'da bu özelliği net bir şekilde kullanıyor olacağız. Şimdi bunun mantığı şudur. İndeks durumlarında, indekslerin kullanıldığı noktalarda arkadaşlar, sıralama operasyonu iyi bir performans için önem arz etmektedir. Hele hele bu indeks, kompozit indeks ise buradaki önem daha da artmaktadır. Haliyle arkadaşlar biz Entity Framework Core 7.0 ile indekslerimizde sıralamalara müdahale edebilmekteyiz. Efe Core 7.0'dan önceki sürümlerde indeks oluşturabiliyorduk tabii ki ama sıralama ile ilgili herhangi bir çalışma gerçekleştiremiyorduk. Haliyle 7.0'da gelen bu özelliği de gelin hep beraber değerlendirmeye başlayalım. Şimdi şunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. İndeks oluşturduğumuzda default olarak sıralama davranışı esendiktir. Yani küçükten büyüğe doğru alfanumerik olarak bir artış gösterir. Ama sen bunu iradenle descending hale getirmek istiyorsan buradaki 3 farklı nitelikten istifade edebilirsin. Bunların ikisi attribute,
Dikkat ederseniz sonuncusu ise arkadaşlar Fluent API fonksiyonudur. Şimdi bunları nasıl kullanabiliriz ve bunlar neye yaramaktadır? Gelin hep beraber değerlendirmeye başlayalım. Öncelikle burada attribute üzerinden göstereceğim. Şimdi all descending ve is descending özellikleri attribute üzerinden kullanılıyor. Buradaki isimler yanlış olmuş olabilir. Attribute'u demeyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunlara attribute diyelim. Attribute içerisinde kullanılan property'ler olduklarını ifade edebilmek için böyle yazmış oluyorum. Tamam. Normalde bunlar attribute değil. Direkt indeksin içerisinde attribute'da kullanılan property'lerdir. Şu ise arkadaşlar direkt Fluent API olarak kullandığımız bir fonksiyondur. Şimdi index attribute'unu kullanarak yapmış olduğumuz bir indeksleme operasyonunda ben sıralamaya müdahale etmek istiyorsam bakın burada all descending ya da is descending property'lerini kullanabilirim. Eğer ki all descending'i kullanıyorsam şöyle geldim all descending diyorum ve buna true diyorum. Artık buradaki indeksleme sürecindeki sıralama davranışını descending olarak güncellemiş oluyoruz. Yok eğer burada şimdi all descending şuna yarıyor bu arada onu da söylemiş olalım. All descending arkadaşlar indeksleme yapılan tüm şöyle diyelim tüm indekslemelerde diyelim tüm indekslemelerde descending davranışının bütünsel olarak tüm indekslerde descending davranışının bütünsel olarak konfigürasyonunu sağlar. Ne demek bu? Bu şu demek. Şimdi burada ne kadar sen indeks oluşturduysan, kolonu kattıysan bu kolonlara karşılık hepsine bütünsel olarak descending ya da ascending davranışını belirlemiş oluyorsun bu property sayesinde. Yok eğer ben buradaki her bir koluna karşılık ayrı ayrı davranışları belirlemek istiyorum diyorsan, yani örnek veriyorum burada hem name var hem de surname var diyelim. Hem de surname var diyelim şöyle. Şimdi burada eğer all descending kullanıyorsan her ikisi de descending olmuş olacak. Ben bir yandan name'in ascending, surname'in de descending olarak davranış sergilemesini istiyorsam işte orada da arkadaşlar is descending parametresini kullanıyorum. Buradaki property'yi kullanıyorum. Burada da şöyle gelip bir boolean dize atıyoruz ve ilgili değerlerimizi giriyoruz. Mesela buradaki yapmış olduğum çalışmada sırasıyla demek ki name'e ben descending, surname'e de ascending davranışını vermiş oldum. Anlaşıldı mı? Olay bu. Bu şekilde konfigürasyonlarımızı sağlıyoruz. Şimdi gelin bununla ilgili açıklamamızı yapalım. İndeksleme sürecindeki her bir kolona göre sıralama davranışını hususi ayarlamak istiyorsak kullanılır diyelim. Kullanılır. Güzel. Şimdi bunların ne olduğunu gördüğümüze göre, şimdi bu işlemleri, bu davranışları biz bir de ayrıyeten neyle yapabiliyoruz? Is descending Fluent API fonksiyonuyla gerçekleştirebiliyoruz. Hemen şöyle aşağı iniyorum. Şunları kapatıyorum arkadaşlar. Burada pardon, biz burada ilk önce index oluşturacağız. Şöyle gelelim mesela is.name diyelim. Ya da şöyle yapayım ben. Burayı hiç bozmayayım. Şunu kapatayım ben. Yeniden oluşturayım. Neticede satır başına para vermiyoruz. Yani ekstradan bir şeyler yazmış olalım. Notumuz burada sade bir şekilde bulunsun. Employ entitesine özel bir indeks oluşturuyorum. Şimdi buradaki indeksimiz de arkadaşlar yine name'e özel bir indeks oluşturmuş olalım. Ardından is descending fonksiyonuyla burada çalışmayı sergileyelim. Şimdi eğer ki bu şekilde bir tanımlama yaparsam name'in descending olacağını bildirmiş olurum. Tamam mıyız? Yok eğer bak şimdi dikkat. Şunu bir kopyaladım. Geldim şöyle. Burada eğer ki gelip false dersem name'in ascending olacağını bildirmiş olur. Anlaşıldı mı? Bak burada descending, burada ascending. Bunun dışında mesela geleyim şöyle bir kompozit indeks atayım. Name verdim. Bir de ekstradan surname verdim. Burada arkadaşlar şimdi true false dersem ne yapmış olurum? Name'e true yani descending, surname'e de false dediğim için ascending sıralama davranışını vermiş olacağım. Mevzuyu anladınız mı? Burada ayrı ayrı property'lerle yapmış olduğumuz çalışmayı Fluent API'da is descending
fonksiyonu üzerinden rahatlıkla tek elden yürütebilmekteyiz. Anlayacağınız olay bu. Bu şekilde sorgulama süreçlerinde bizlere hız kazandıracak indekslerimizi daha da hızlı hale getirebiliriz. Evet, bu başlığı da değerlendirdiğimize göre sıradaki başlığımızı inceleyelim. Arkadaşlar şimdi indeksleri oluştururken bu indeks dediğimiz yapılanma özünde bir veri tabanı nesnesi, objesi. Haliyle her şeyin, her objenin bir ismi olduğu gibi indekslerimizin de bir ismi olacaktır. Dolayısıyla burada oluşturmuş olduğumuz indekslerimize şöyle geleyim. Yine name'e karşılık bir indeks oluşturalım. Şimdi bu indekse bir isim vermek istiyorsanız name property'si üzerinden ismini bildirebilirsiniz. Örneğin ne diyelim mesela? Name index diyelim. Bakın bu şekilde isimlendirmiş oldum. Ha sen bunu istiyorsan eğer Fluent API ile de şu şekilde bildirebilirsin. Geldim aşağı. Şöyle employee diyelim. İndeksimizi verelim. Şimdi buradaki oluşturulan indeks kompozitmiş değilmiş bu önemli değil. Buradaki oluşturulan indekse günün sonunda bir isim vermek istiyorsan hasname'i kullanıp name index şeklinde isimlendirmeni yapabilirsin. Tamam mıyız? Olay bu. Çok özür dilerim. Burada hasname'i kullanmıyoruz. Has database name kullanıyoruz. Has database name ne arkadaşlar? Artık buradaki oluşturulacak olan indeksin ismini bildirmiş oluyoruz. Hatta şöyle bir tane migration basmış olalım. Hep beraber gözlemleyelim. Bakın attribute'da direkt name property'sini kullanırken Fluent API'da buradaki has database name ismini kullanmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz ilgili vermiş olduğumuz değeri burada index için isim olarak almış bulunuyor. Tamam mıyız? Kolay bir konfigürasyon. O yüzden bunları hızlıca geçiyorum. Şimdi arkadaşlar biz oluşturmuş olduğumuz indekslerimize filter'lar da atayabiliyoruz. Şimdi indekslerde neden filter kullanıyoruz diye sorarsanız eğer burada şimdi indeksin yapılanması arkada bir indeks tablosu oluşturacaktır ve bu indeks tablosuna indekslenen verileri taşıyacaktır. Haliyle buradaki verilerin yoğunluğunu düşürebilmek ve indeks tablosundaki maliyeti azaltabilmek için arkadaşlar biz filter'lar uygulayabiliyoruz. Örnek olarak mesela direkt bir örnek göstereyim. Ondan sonra zaten neyin ne olduğunu daha net bir şekilde anlamış olacaksınız. Şimdi buradaki filtre uygularken bildiğim kadarıyla bunun attribute üzerinden bir uygulaması söz konusu değil. Hep beraber bir bakalım şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın ben buradan filtre uygulayacağım ama filtre dair herhangi bir benden parametre istemiyor. Dolayısıyla attribute'da biz bunu kullanamıyoruz. Bunun direkt has filter isimli bir Fluent API karşılığı var. Filter uygulamak istiyorsanız oluşturulacak indekse has filter Fluent API'ni kullanmanız gerekiyor. Tamam mıyız? Bunun attribute'u yok. Onun için aşağı geliyorum. Şimdi burada model builder üzerinden nokta entity diyoruz. Yine employee'ye gidiyoruz. Burada indeksimizi oluşturuyoruz. Şöyle gelelim indeksimizi oluşturalım. Ardından arkadaşlar has filter diyelim. Şimdi bu indeks burada şöyle bir filter ortaya koyabilirsin istiyorsan. Örneğin diyorum ki kardeşim name'i is not null olanlar burada indekslensin demiş oluyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz çalışmada bu ne ya? Bunu nasıl yaptım ben ya? Allah Allah tövbe yarabbim. Şuna bakar mısınız ya? Nasıl yaptım da ben bunu? Ana yeni bir şey öğrendik arkadaşlar. Şu anda çok ilginç. Sağ taraftaki alt GR'ye tıkladığımızda şöyle bir özellik devreye girmiş oldu. Bilmiyorum neye yarıyor ama sol taraftakine geçerli mi? Yok. Bu sadece sağdakine geçerli. Neyse. Hayırlısı diyelim artık neye yarıyorsa o özellik. Velhasıl burada demiş oluyoruz ki mesela name is not null. Yani null olmadığı sürece bir filtreleme durumu söz konusu olsun istiyoruz. Buradaki filtreye göre null olanları eliyoruz. Böylece arkadaşlar indekslenecek verinin de hacmini hedef verilerimiz doğrultusunda küçültüp buradaki verimi arttırmış oluyoruz. Hatta şöyle gelip bir tane migration oluşturarak buradaki yapılanmayı hep beraber gözlemleyebiliriz.
Bakın şimdi burada indeksimiz oluşturulmuş. Oluşturulan indekste arkadaşlar filtremiz uygulanmış vaziyette. Eğer ki ben bunu migrate edersem, bakın migrate edersek ne olacak? Şimdi şöyle bir bakalım. Biz bu arada veri tabanı silmedik mi? Silmişiz, güzel. Şöyle Application DB'ye geldim. İndeksimize bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki oluşturmuş olduğumuz indeksimizin detayına bakarsak eğer, ki bunun detayı nereden gözüküyordu? Bunun detayı şuradan gözüküyor muydu? Arayüzü de tam bilmiyorum ama şurada bir yerde olabilir arkadaşlar. Options'lara bakalım. Burada değil. Burada değil. Aha da burada. Bakın filter'ımızı burada uygulamış. Güzel. Burada bildirilen şarta uymayan değerler indeks tablosuna alınmayacağından dolayı haliyle arkadaşlar performansımıza ekstradan performans kazandırmış oluyoruz. Bunlar ufak teferruatlar. Yani bu teferruatlarla mikro düzeyde bir optimizasyon yaptığınızı düşünebilirsiniz ve bu yaptığınız optimizasyonlarla big datalarda daha hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Olayı böyle yorumlayabilirsiniz. Tamam mıyız? Buradaki veri tabanını siliyorum. Tekrardan konumuza dönüyorum. Filterları da bu şekilde oluşturduğumuza göre sıradaki konumuza gelirsek, şimdi burada arkadaşlar çok önemli bir özelliği ele alıyor olacağız. Bu da son özelliğimiz olacak. Included columns dediğimiz bir özellik. Şimdi bu özellik arkadaşlar şöyle nitelendirilebilir. Örneğin biz şuradaki yapmış olduğumuz indekslerden yola çıkarsak. Bakın mesela burada ne yapmışız? Name ve surname üzerinde kompozit bir indeks işlemi yapmışız. Şimdi biz bunların üzerinde çalışma yaparken böyle bir indeksle sorgulama yaparken şöyle istifade edebiliyoruz değil mi? Employ'lara gidip employ'larda işte ver dedik. Ver'le ilgili şartı oluşturduktan sonra select fonksiyonunu devreye sokarak burada şöyle bir çalışma meydana getirebiliriz. Ben gelip burada name ve arkadaşlar surname üzerinde çalışma yapacaksam buradaki indeksi kullanabilirim. Değil mi? Şimdi normalde buna karşılık bir indeks olduğu için buradaki indeksi kullanabiliyorum. Ama bunun dışında ben burada x nokta deyip sallıyorum işte salary'sini getirirsem. Burada ben bu yapılanmayı kompozit olarak karşılayacak bir indeks oluşturmadığım için sorgunun performansını düşürmüş olacağım. Netice itibariyle şunlarda indeksten yararlanırken salary için arkadaşlar ana tabloya gitmemiz gerekecektir. İşte böyle bir durumda Entity Framework Core diyor ki kardeşim include properties metoduyla sen select sürecinde eklenebilecek property'leri de yani kolonları da indeks tablosuna ekleyebilirsin. Yani include edebilirsin diyor. Haliyle bizim yapmış olduğumuz indeksin dışında ekstradan select'le yani sorguyu özelleştirirken ekstradan oradaki indeksin dışında kalan bir property, bir kolonu sorguya ekleyip sonuç olarak elde etmek istediğimiz durumlar söz konusuysa, işte bu tarz durumlarda eklenecek olan ekstradan kolonları yani onlara karşılık olan property'leri bildirebilir ve bunları da indeks tablosuna dahil edebilirsin kardeşim diyor. Anlaşıldı mı? İşte bunu yapmamızı sağlayan özelliğimiz included columns özelliği. Peki nasıl çalışıyor? Şimdi şöyle çalışacak arkadaşlar. Bunu direkt Friend API üzerinden örneklendireceğim. Çünkü Included Properties dediğimiz özelliğimiz, bakın şuradan hemen göstereyim. Bizim burada böyle bir özelliğimiz yok. Olmadığından dolayı attribute üzerinden gösteremiyorum. Biliyorsunuz ki Entity Framework Core'da konfigürasyonel yapılanmalar attribute ve bir yandan da Friend API olmak üzere iki kanattan yürüyor. Ama Friend API daha yetenekli, daha detaylı, daha teferruatlı konfigürasyon ortamı sağladığından dolayı attribute'da yapamadıklarımızın birçoğunu Friend API'da tamamlamış oluyoruz. Yani ben de şahsen genellikle zaten EF Core'da profesyonel çalışmalarımızda tüm konfigürasyonlarda Friend API'yı baştan varsayılan olarak tercih ediyorum. Sırf bunlardan dolayı yani kodu da kirletmemek için bir oraya bir buraya gitmemek için arkadaşlar tek bir konfigürasyonel yapılanmada olayı tamamlayabilmek için Friend API'yi kullanıyorum. Şimdi iniyoruz Friend API'ya. Tekrardan şuradaki yapılanmayı ben bir kopyalayayım. Şimdi indeksimizi atadık. Güzel. Şimdi buradaki indeks hani kompozit de olabilir. Önemli değil. Hatta kompozit üzerinden örneklendirme yapalım.
Şöyle geldim. Surname diyelim. Şimdi ben buradaki sorgulama sürecinde eğer ki bu indeksi bu şekilde bırakırsam bu şu anlama gelecek bak. Context üzerinden employ'lara gideceğiz. Employ'larda işte verdi merdi falan derken en son select diyeceğiz arkadaşlar. Select'te biz eğer ki x'in name'ini ve x'in surname'ini çağırıyorsak buradaki indeksten istifade ediyor olacağız. Tamam mıyız? Yok eğer burada sadece name'i çağırıp surname'i çağırmazsa ya da tam tersi durumu söz konusu olursa biz buradaki indeksten istifade edemeyiz. O ayrı bir mesele. Şimdi buradaki indekse karşılık yapılan bu sorgulama sürecinde bu indeksten ben zaten istifade edip buradaki sorguyu verimli hale getiriyorum. Ama bu sorguda ekstradan ben salary'yi kullanacaksam eğer buradaki indeksten istifade edemeyeceğim. İşte buradaki sorgunun maliyeti şuradaki ekstra eklemeyle artmış olacaktır. Maliyeti arttırmış olacağız. Ben bu duruma istinaden burada geliyorum. Diyorum ki include properties diyorum. Ardından arkadaşlar bakın benden zaten burada lambda ile ilgili property'leri bekliyor. Bir yandan da salary'yi burada bildirmiş oluyorum. Tabii bunu ekstradan biz istediğimiz kadar property'yi ekleyebilecek şekilde kullanabiliyoruz. Yani ben burada salary'yi ekledim. Senin 50 tane property vardır. Her birini burada istediğin kadar ekleyebilirsin. İşte buradaki yapmış olduğumuz çalışma neticesinde şurada bildirmiş olduğumuz kompozit indeksi kullanırken bir yandan da salary'yi buradaki indeks tablosuna eklediğimizden dolayı hem bunları hem de yanlarında salary'yi kullandığımız sorgularda yine verimli, performanslı bir çalışma sergilemiş olacağız. Bundan dolayı kullanabileceğimiz bir özelliktir. Include properties özelliği. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Olay bu. Ağır sorgularda, big datalarda vesaire yapmış olduğumuz sorguların neticesinde elde edeceğimiz veriyi select'le özelleştirirken indekslerin dışına çıkıyorsak oradaki indekslere ekstradan include edebileceğimiz, dahil edebileceğimiz property'leri buradan bildirip sorgularımızı gerçekleştirebiliriz. İşte bunları yaparken de maliyeti lüzumsuz yere bir tane iki tane kolon için düşürmüş olmuyoruz. Diyoruz ki bak ben bunları ekleyebilirim. Buradaki sorguya bunları eklediğinde sen bunları da indekslemiş ol. Ona göre sorgu neticesinde bunları bu kolonları bekliyorsam yani indekslenenin dışında bu kolonları bekliyorsam bunlardan dolayı indeksin getireceği verimliliği, hızı düşürme demiş oluyoruz. Tamam mıyız arkadaşlar? Olayımız bu. Evet, böylece indeks yapılanmasını da ele almış olduk. Görüldüğü üzere EFCore tool'umuz oldukça nitelikli bir yapılanmaya sahip. Yani indeksleri bile veri tabanına gitmeksizin buradan hemen hemen tüm teferruatlarıyla beraber, detaylarıyla beraber konfigüre etmemizi sağlayan bir niteliğe sahip. Onun için arkadaşlar öğrendiğimiz yapılanmanın niteliklerine hakim oldukça gücümüzü yani elimizdeki gücü kavramış olacağız kanaatindeyim. Öğrendikçe siz de bu kanaatte olacaksınız diye düşünüyorum. Umarım bu dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde sanırım join yapılanmalarına geçiyor olacağız. Derinlemesine ilişkisel sorguların nasıl oluşturulacağını tüm yöntemleriyle değerlendiriyor olacağız. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.